için de çok teşekkür ederiz. Bu konuda şimdi yönetim kurulu önce mi? Şimdi mi istiyorsunuz? Yönetimle ilgili. Buyurun Yusuf Bey. Bir de Mehmet istiyorlar galiba, değil mi? İstiyor musunuz? Bundan sonra faaliyetle ilgililer dahil son sözler olacağını ifade etmek mecburiyetindeyim. Ama Mehmet Hoca konuşmak isterse ona bir şey diyemeyiz. Sayın Divan, değerli hazırım, Sayın Bakan, değerli başkanlar, hepinize saygıyla selam ediyoruz. Doğrusu ben buraya gelirken konuşma yapacağıma dair kafamda en küçük bir fikir yoktu. Burada konuşmalar yapınca, sunum yapınca her meslekte olduğu gibi benim de böyle içimde depreşmesen fazla şeyler var. Şimdi bunları ifade etmek istedim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii burada bir yönetim var. Vefi Karabük Başkanlığı'nda. Benim konuşmalarım aslında hepimizle ilgili, yani bütün mensuplarla ilgili bir şey. Şimdi zaten yönetimin Vefi Karabük Başkanlığı'ndaki yönetimin her asırkine burada bu mevcut durumlar içinde son derece iyi yönetiminde de bir şüphe yok. Şimdi buradaki sorun şu, biz galiba olup bitenlerin farkında değiliz. Yani az önce sunumda ifade edildi. Yani mesleğimiz işte Sayın Rahmetli Turgut Özal'ın hükümet programına konulmasıyla şekilleniyor ve bugünlere evriliyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada baktığımızda derin bir ekonomik krizin içindeyiz. Sonuçları öngörülemeyen bir ekonomik kriz ve mikrofonu ayarlama biraz yazın. Şimdi bu ekonomik bu derin varın ses gelmiyor mu? Şimdi derin bir ekonomik kriz, sonuçları öngörülemeyen bir ekonomik kriz. İşte bugüne kadarki ekonomik krizlerde bir bel tarifi yapılıyordu, aşağı iniyordu. Sonra efendim hızla biraz irtifa kaybederken yukarı çıkılıyordu. Bundan 3 ay önce, 5 ay önce yine küresel kesimler bu ve değil udur denildi. Şimdi de deniliyor ki bu u değil ledir. Peki u değil ledir? Şimdi nereden geldik buraya? Yani bir sürü nedeni var, tarım var, ticaret var, sayarız. Ama burada Maliye Bakanlığı'na da büyük bir operasyon yapıldı. Yani bu süreçte ne yapıldı? Maliye Bakanlığı'na yapılan operasyon, işte hazine Maliye Bakanlığı'ndan koparıldı. Örneğin vergi terk edildi, borçlanma esas alındı. Şimdi mesela yeminli mali müşavirlik ilk özelleştirilen efendim bir meslektir bu bağlamda. Şimdi bu dönemde Maliye Bakanlığı'nın içi boşaltıldı. Yani çok nitelikli, değerli kurul mensupları sınav şartı da aranmaksızın. Şimdi Maliye Bakanlığı 30 yaşında, 40 yaşındaki kişiler yönetici. Çünkü orada kalmak istemiyor, çıkmak istiyor. Bu tarz bir taraftan bakıyoruz. Bu kurullar konuşmaktan da çekiniyoruz. Yani herkes bir şey söylüyor. Ya bir şey söyleyeceğim ama oraları bir türlü konuşamıyoruz. Ya da konuşurken bir takım kırılganlıkların, alınganlıkların olacağını düşünüyoruz. Oysa yine biz oralarda çıkış yapabiliriz. Yani bugün ben bunların dışındayım. Mesela söyleniyor işte mozaiği bırakalım, şey yapalım. Bırakamazsınız. Yani yine oradan çıkış yapacaksınız. Orayı aşamazsınız. Onlar yani o evet diyelim olumsuz bir takım yanlış şeyler varsa bunların doğrusu nedir? Oradan yine gideceğiz. Yani
Maliye Bakanlığı'nın çok değerli kurumları, kurulları kapatıldı. Yani dünyanın hangi büyük, hangi gelişmiş ülkesi böyle yetişmiş kurullarını şey yapar, elinin tersiyle alır atar. Yani ama bunlar benim söylemek istediğim şey, bu odada bugünkü mesele değil yani, az önce de söyledim. Sayın Başkanımın ferasetine ben gelmeden burayı yönettiğini hepimiz görüyoruz. Peki bunları biz konuşabildik mi? Yani örneğin hangi gündemi biz oluşturduk? Yani buradaki Hazbürün, buradaki yeminli malı müşavirler. Şimdi berbere biri gidiyor, içeride soruyor, diyor kaç kişi var içeride? Şey diyor ki, berber diyor ki işte 4 kişi var. Biraz sonra, bir ay, 3-5 gün sonra yine geliyor. Kaç kişi var? 5 kişi var, 6 kişi var, 7 kişi var, böyle geliyor. Bir gün berber diyor ki, ya çırağına diyor ki şunu bir takip et, bu nereye gidiyor, ne yapıyor? Biraz sonra çırak geliyor, diyor ki sizin eve gitti diyor, girdi diyor. Yani şimdi bakın, biz burada oturmuşuz, vergi tekniğinin o daracık, muhasebenin o dar şeylerine düğümlenmişiz. Bunları tartışıyoruz. Yani biz buraları bu şeyi kaybediyoruz, iktidarı kaybediyoruz. Ülke gidiyor. Şimdi icabından yani Türkiye'nin en büyük küresel kurumu, en büyük kurumu ülke geçenlerden açıkladı. Ben dedi 2,5 milyar dolar emlak satıyor. Ya arkadaş, sen 2,5 milyar dolar emlak niye girdin? Bütün firmaların durumu bu. Hepsi girmişler emlak. Niye girdin ya? Yani sen niye sermayeyi servete dönüştürdün? Sen tam tersine serveti sermayeye dönüştürmen lazım. Şimdi ne oldu mesela bu dönemde? İşte maliye müfettişleri, hesap uzmanları, bunlar çok değerli kurullar. Yani bunlar şey yapamayız, kolay kolay ortaya çıkacak şeyler değil. Ama sen ben kavgasına sokuldu. Yani efendim hangi kurum başkanlığını kim şey yapacak? Kimin elinde olacak? Şimdi buralardan maalesef bugün de gelmişiz. Gelmişiz şu noktada. Halen biz bunları oturup analiz edeceğimize, ya bak ülke gidiyor, bak biz yeminli mali müşavirler kimiz? Biz sermayenin bürokratıyız. Yalnız devletin bürokratı olmaz arkadaşlar. Sermayeni yönlendiren, onu yönetecek, ona en değerli bilgileri verecek kadrolarız bizler. Ama bizler oturmuşuz, şeye takılmışız. Tamamen vergi hukukunun, muhasebenin o dar şeyine takılmışız. Vergi haklarının yasa dışı olduğunu inan edemiyoruz. Yani bu vergi haklarının olduğu bir ortamda bu kadar, yani ne gereği var yeminli malı müşavire ya? Ben destek yapamıyorum ki. Hep şey, vergi affı, bunların yasa dışı olduğunu ilan etmemiz lazım. Bunların Türkiye'nin ciğerini söktüğünü ilan etmemiz lazım. Şimdi buralara şey yapmamız lazım. Mesela az önce bir arkadaşımız geldi, yine genel şey, küresel şeyden aldı, getirdi, bilgisayar rakamlarına taktı. Ya bırakın şu bilgisayar rakamlarını, burada herkes bilgisayar rakamlarını çok güzel bilir. Burada bir problem çıkmaz. Ben tabii yani dediğim gibi hemen bitiriyorum Sayın Başkan'ın uyarısıyla da burada bu uyar üzerine bitiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Yusuf Bey, çok teşekkür ediyorum. Eski dostumuz. Uzun uzun anlattı ama ben anlattıklarını bir cümleye rica edeyim. Demek istiyor ki toplumsal dekadans dolayısıyla yeminli mali müşavirlikte fazla gelişmeler olmayabilmiştir. İyi itaat değil mi? Tamam. Teşekkür ederim. Bir cümleyle anlatır her şeyi.